Yani bu demektir ki haberler kesin. Buna İngilizce'de ne deniyordu ki? Son dakika haberi. Emin misin? Bu İshaani mı? %100 eminim. Kendi gözlerimle gördüm. Bu İshaani'nin odasından atıldı. Üst katı kontrol etmek için yukarı çıktığımda İshaani'yi gördüm ve... İshaani gerçekten çok gergindi. O tıpkı suçüstü yakalanan bir hırsız gibi görünüyordu. Ranvir onunla neden evlendi ki? Sanki onun çırakla yaşadıklarını bilmiyordu. İnsanlar boşu boşuna onun babasını sorgulamıyor. O zaten cahil bir kız. Şimdi gerçek yüzü ortaya çıkacak. Lakşmi, efendim, artık çok olmadı mı? Falcone başkasının çocuğunu Parek ailesine soktu. Ama ben İshaani'nin bir başkasının çocuğunu dünyaya getirmesine asla izin veremem, asla. Senden bir şey isteyeceğim. Evet. Hemen git ve bir gebelik testi getir. Ve bir de bunu diye söyle, İshaani'nin annesini ve babaannesini çağırsın. Hadi. Onlara öyle bir ders vereceğim ki ne kızları annesinin yüzüne bakabilecek, ne de annesi kızının yüzüne bakabilecek. Ne yapacağım şimdi? Beynim durmuş gibi. Rishi ile hayaller kurarken evlenmek üzere olduğum adamı yanıma bile yaklaştırmadım. Şimdi bu bebek, aman Tanrım, Tanrım bana yardım et. Bir karmaşanın içine düştüm. Disha, ne dolanıp duruyorsun? Bir şey yok babaanne, bir şey yok. Ne oldu sana? Yüzün çok soluk görünüyor. Bir şeyin mi var kızım? Hayır babaanne, sadece hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Beni yalnız bırakın. Disha! Babaannenle nasıl böyle konuşursun? Sadece iyi olup olmadığını sordu. Evet. Ama benim kimseye nasıl olduğumu söyleme borcum yok. İyi olup olmadığımı neden açıklamak zorunda olayım ki ben? Bakın, zaten canımdan bezmiş haldeyim. Bu yüzden bir de sizinle uğraşmak istemiyorum. Disha, Disha! Onun nesi var? Neden böyle davranıyor? Sanki saklamak istediği bir şeyler varmış gibi konuşuyordu. Ama bu sefer ne saklı? Gelebilirsiniz. Hanımım sizi aşağıya çağırıyor. Anne, neden konuşmuyorsun? Ne oldu? Önce annenle babaannen gelsin de öyle söyleyeceğim. Hı? Geliyorlar. İşte oradalar. Gel bakalım Falcone. Düğün günü biz İshaani'ye saygı gösterdik. Sanırım bugün sana da saygı göstermeliyiz. Sen sadece güzel değil, ayrıca çok da kurnaz birisin. Kendi geleneklerinin hepsini bu eve de getirmişsin. Hiçbir şey anlamadım. Anlamamışmış. Bu masumluk sana gerçekten de çok yakışıyor Falcone. Ha? Ama masumiyet biraz abartılacak olursa eğer, sahteliği de belli olur. Tıpkı senin ve kızının hakkındaki bütün bu hakikatlerde olduğu gibi. Lafı evirip çevirmeyi bırak ve benimle açık konuş. Bunu bana söylemen gerekirdi. Kızın İshaani evlenmeden önce hamileymiş. Ne? Evet. İshaani çırakın çocuğuna hamile. ve benim oğlum da onu seviyor. Senin kızınsa oğlumu aldatıyor ha? Neden oğlumun peşinden buraya geldiğinizi şimdi daha iyi anlıyorum. Çünkü olanlardan sonra kızına güvenin kalmadı. Kızının huyunu çok iyi biliyordum Falguni. Onun bir gün yanlış bir şeyler yapacağını çok iyi biliyordun sen. Ve bu yüzden ondan asla şüphe duymayacak ve onun çocuğunu kendi çocuğu gibi görecek bir adamla evlendirdin ha? Yeter! Bu kadar yeter. Düğünden beri söylediğin her şeyi sabırla sineye çektim. Sana cevap bile vermedim. Çünkü sen Ranvir'in annesisin ve sana saygı duyuyorum. Bana olmasa da en azından kızıma saygı duy. O senin oğlunun karısı. Ve onu oğlun seçti. Ona biraz güvenmelisin. Güvenmek mi? Birazdan kızının masumiyetini gördüğün zaman senin kendine bile güvenin kalmayacak. Bak şuna. İşte sana kanıt. Kızın İshaani hamile can. Bu gebelik testini yapmış ve odasının penceresinden dışarı atmış. Ve ben de görünce hemen aldım. İshaani oğlumla evlenmeden önce hamileymiş. Bunu ne siz ne de doktor inkar edebilir. Hayır, bu yalan. Ben hamile değilim. Anne, ben hiçbir şey yapmadım gerçekten. Odamdan dışarı nasıl atıldığını bilmiyorum. Anne, lütfen inan bana. Ben hiçbir şey yapmadım anne. Biliyorum İshaani. Senin böyle bir şey yapmayacağını iyi biliyorum ve sana güveniyorum. Saatini unutmuşsun. Harika. Harika. Kızına ne kadar da güveniyorsun böyle. Lakşmi, o zamana kadar hep suç ortaklarını duyardık. Bugünse anne kız ortaklığını görüyoruz. Benim kızım böyle bir şey yapmaz diyor. Hem de bunu evlenmeden hamile kalan bir kadın söylüyor. Bu kız zaten bu ailenin çocuğu değil. Kendisi de annesinin yolundan gidiyor işte, gördünüz mü? Kes artık Amba! Deminden beri saçmalıyorsun. Kız tarafıyız diye seni dinleyecek değiliz. Eğer İshaani hakkında tek bir şey daha söyleyecek olursan dilimle değil elimle konuşacağım. Öyle mi? Evet, İshaani'yi sevmediğim doğru olabilir. Ama oğlum Harşat onu gerçekten severdi. Benim Harşat'a verdiğim terbiyenin aynını oğlum Harşat da İshaani'ye verdi. İshaani böyle bir şey asla yapmaz. Senin bunu neden yaptığını çok iyi biliyorum. İshaani ve Ranvir'i ayırmak istiyorsun. İşte tam da bu yüzden İshaani'ye iftira atıyorsun. Eğer gerçekten buna inanıyorsan, Ranvir gelince de aynı iftiraları at da görelim. Ha, ne oldu? Dilini mi yuttun? Bunu yapamayacağını sen de çok iyi biliyorsun. Çünkü Ranvir'in Ishaani'yi ne kadar sevdiğinin farkındasın. Oğlunu evlendirince onun üzerindeki hakimiyetin gitti. Yeter! Kes şu saçmalığı. Oğlumu benden almaya hiç kimsenin gücü yetmez. Anladın mı? Öyle mi? Senin oğlun Ishaani'ye ilk aşık olduğu anda onu zaten çoktan kaybetmiştin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.